What's your name? Wow, congratulations. What? Congratulations. It's impressive. Impressive what you do. To drive a car by her feet. Yes, this is her dream. Merhaba, benim adım Muammer Yılmaz. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Gezgin ve konferansçıyım. Dünyayı keşfetmeyi seviyorum. Je suis Milan Bilman, réalisateur et depuis 15 ans, je fais du jonglage. Biz birer maceracıyız. Seyahatleri ve yeni insanlarla tanışmayı seviyoruz. 20 yıldır gezegeni karış karış geziyoruz. Adımız Optimistic Traveler. İyimser gezginler. Herkes mümkün değil dediğine rağmen 80 günde parasız devre alem gerçekleştirdik. İran, Pakistan ve Amerika dahil 19 ülke geçtik. Okyanusları aştık. Bizi sonsuza dek değiştiren benzersiz bir yolculuk oldu. Parcourir le monde en venant en aide à son prochain, c'est le projet ambitieux mené à bien par deux jeunes. Eux aussi ont misé sur la générosité pour réaliser un défi. Le tour du monde sans un euro, c'est une histoire extraordinaire. Et quand on voit justement toute cette bonne volonté qui existe quand même dans notre société, c'est quand même merveilleux. C'est très sympa, très sympa. Dünya turu esnasında IT'deki çocuklara bağışlar topladık ve yardım ettik. Meva est jolie, jolie, jolie. Je pense que c'est une bonne idée aider Haïti et aider Meva. C'est génial de leur voir. Je les remercie. Oh, c'était très joli. Bir yıl sonra Fransa'nın da ne kadar cömert olduğunu gördük. Antika bir araba ile bir Fransa turuna çıktık. Amacımız her gün bir iyilik yapmak. Dönüşte kitabımızdan kazandığımız parayı komple hayıra vermeye karar verdik. Dayanak olma sırası bizde. Yeni maceramızın adı I Have a Dream Africa. Bir hayalim var Afrika. Bu sefer Afrika'yı kat etmeye karar verdik. Milan için bilinmeyen topraklar, benim için çok sevdiğim bir kıta. Güney Afrika'dan başlayıp Etiyopya'ya kadar sürpriz bir rotadan ilerliyoruz. İstediğimiz rotamız boyunca karşılaştığımız insanların hayallerini gerçekleştirmek. Hiçbir şey önceden tasarlanmadı. Senin hayalin ne? My dream is for everybody to come right now. The world must be one. My dreams. Yeah, I got a lot, but I don't know. I like to become a policeman. I would like to see a world one day where we don't have borders. Mon rêve c'est profond. Les gens qui réalisent leurs rêves, c'est ce qu'il y a de plus beau. Seyahat etme şeklimiz de biraz inanılmaz. Kendimiz için ne kadar az harcarsak, başkaları için o kadar çok harcayabiliriz. Otostop yapıyoruz, otellere gitmiyoruz. Optimistic Traveler gezmesi böyle olur.
Çantalarımız küçük olmalı. Ne kadar hafifsek o kadar özgürüz. Sırtımızda sadece 10 kilo var. Sadece birkaç kıyafet var. Ama fazlasıyla çekim malzemesi ve bir de drone dediğimiz bir uçak kameramız var. Yola çıkmadan önce bazı yakınlarımız güvenlik nedeniyle gitmememizi önerdiler. Fakat seyahat tecrübemiz bize ön yargılarla hareket etmememizi gösterdi. Seyahat 80 gün sürecek. Paris'ten başlayıp Nelson Mandela'nın toprakları Afrika'ya uzanıyoruz. Hiçbir rezervasyonumuz ve bağlantımız yok. Güven duygumuz yüksek. Biliyoruz ki her yerde iyi insanlarla karşılaşacağız. But I like going around the mountain like this. We're already in this for a while, and we ask a lot of people about their dreams, and we realize that a dream is something big, is something intimate, is something that you need time to develop. For me, my dream today is to succeed in my new profession as a movie maker, to learn in each project from my mistakes, and do movies that touch people. And then travel the world with the woman of my life. I born in France. My family is Turkish. I study in French, and that's really nice and really interesting because you need to love two different religions, two different cultures, two different languages. And that's really important, I think, in my life. My dream today is to change the world, helps others, give good energy. That means to be good with everyone in this world. İstikamet Cape Town banliyosu. Holus Dream Derneği'nden Frédéric ve Chloe ile tanışıyoruz. 2 yılı aşkın bir süredir okuldan sonra öğrencilere okuma yazma öğretiyorlar. Eylemlerini anlatan bir tanıtım videosu istiyorlar. Akıllı telefonlarımızla film çekerek onlara yardım etmeye karar verdik. Gelecekte kendi okullarını inşa etmeleri temenni ediyoruz. Şehir merkezine otostop ile geri dönüyoruz. Dört genç bize arabalarına alıp plaja gitmeyi teklif ettiler. Started experimenting with drugs at a young age, drugs and alcohol, and going into recovery. And I've met amazing friends, and I'm slowly finding out who I am. And you know, I'm learning to enjoy life. I came to Cape Town, and I came here for treatment. Now you take away the drugs and alcohol, and you fill out when we filled our lives with sort of more spirituality. If I do the right thing now, my future is going to take care of itself. The past has already happened, you know? Cape Town dönüşümüzde Green Pop Derneği'nin başkanı Karen ile tanışıyoruz.
COP is an environmental organization based in Cape Town, and we plant trees and run environmental workshops and have fun doing it. Bize ağaç dikmek isteyen bir okuldan bahsetti. Projeyi kendimiz karşılamayı seçtik. We as Optimistic Travel decided to invest in a 2-year program from GreenPop. So they're going to plant an X amount of trees and going to take care of them for 2 years. So we have an Optimistic Traveler garden. Today is the start of a relationship with your school. It's not just today's plant day. It's a 2-year program, which we call our urban greening program, where we will come and check your trees, see if you need support. Mix, mix, mix. It was about inspiring the kids to get outside, get their hands dirty, take them outside the classroom for a little bit and let them experience something different and hopefully remember that. I just like being outside and being in the fresh, fresh air and smelling freshly planted trees. Seeing the excitement and all the kids involved, it really blew my mind. I hope that we see a new generation that is inspired and that is making change, positive change. Beautiful school with beautiful grounds, but also to instill in my kids the dream that we need to have a green environment. GreenPop'tan arkadaşımız bize güneşin doğuşunu kutlamaya davet ettiler. Yarın için hiç endişelenmiyoruz. Sadece güzel olacağına inanıyoruz ve güzel oluyor. Geçmiş geçmişte kaldı. Şimdiki zamana odaklanıyoruz. Kevin 23 yıldır bankacılık yaptıktan sonra hayatını değiştirmeye karar verdi ve başkalarına yardım etmeye başladı. Over 50% of children in South Africa drop out of school before writing grade 12. Get into drugs. 2,000 girls pregnant last year. Gangs and violence. But when you take them into the AMI Foundation programs, and whether it's music or drama, dance, sport, computers, literacy, greening, you name it, you're giving them an opportunity to want to do something with their life. 100 kişilik bir ekip ile 2000'den fazla gecekondu mahallesi çocuklarıyla ilgileniyor. Okul dışı aktiviteler organize ediyorlar ve yemek veriyorlar. Çünkü ailelerin imkanları olmuyor. We formed an exchange program where we take youngsters from France and then we send 6 students over to France. And it's the most amazing project that I've ever had the privilege to be involved in. İçlerinden 3 tanesi Fransa'da 6 ay boyunca okumak için seçildiler. Sia ve Amanda ile tanışıyoruz. My name is Sia Bulela and I live in a township called Kukuletu, Cape Town, South Africa. And I'm doing the MAPL Foundation program after school centers. My name is Amanda.
Magda and I'm 19 and I'm from Cape Town, Guguletu. So there was nothing else that I can do after school because I would go to school and then go home, then sleep. So I decided, let me join MEB. My dream now is to go to France. These three, two guys and a girl, really impressed us in terms of what they want to do with their life. And we felt these were the three that we should give the opportunity to. Now we're having difficulties with the funding for our plane tickets. Uçak biletleri için 7000 TL bulmak gerekiyor. 3 aydır aramalarına rağmen sonuç yok. Guguletu gecekondusunun kalbinde Sia'nın ailesiyle tanışıyoruz. Take the negative and make it the positive. But it's a connected chain. We are cousins. We built this house out of a piece of planks. The youngsters that we send grow up in poor communities, vulnerable communities, challenged communities. Bu gençlerin hayallerini gerçekleştirmeyi ve uçak biletlerini hediye etmeyi gerçekten istiyoruz. ₺7000 bizim için çok büyük miktar. İnternet üzerinden bir destek kampanyası başlatmaya karar verdik. 3 günde 1800 TL elde ettik. Yeterli değil. Fransız lisesindeki bir konferanstan elde edilen parayı üstüne ekledik. Birinci seyahat karşılandı. Geriye iki tane kaldı. Nasıl bulabiliriz? All the youth that we've sent, when they've come back from France, I've seen a total growth in them. So it's a project that I want to see continue. Akşam konferans vereceğiz. Son iki haftada tanıştığımız bir sürü insan orada olacak. Kevin'i ve gençleri katılmaya davet ettik. İlan edeceğimiz büyük bir sürprizimiz var. We will pay the Serbs. And you will go to France. First of all, I want to just say thank you. From not just us, but all the people's lives we've touched. I mean, that video you showed, it's remarkable. My dream is to go tomorrow to the airport, private part of the airport, and hitchhike a plane. And my dream is to hitchhike a boat. So we still have to agree which way we're gonna go. Hitchhiking a plane. Okay. Kalkıştan önce Sia'nın ailesine tekrar gittik. We are proud of him, but I know that he got what he need. I wish him to do a good life there. Don't forget Army Bill. He will go and thrive. It's just a tears of joy that now he's a big man now. He can stand on his own, but he needs that, those wings, extra wings, the people who can help him more, you see. And we thank you guys for coming to our family to help him, because we know that he's gonna go far.
and finish what you want to be and do in life. These are the days that I've been missing. Give me the taste, give me the joy of summer wine. The airport is just there. Ready to fly! Woohoo! They flipped a coin and said, it's either going to be a plane or a boat tomorrow. That's the story. Huh? Yeah, unfortunately, we don't have a charter license. Nothing's happening. The phones don't ring. Flights aren't happening. If at first you don't succeed, you try again. It's impossible to turn back the time. I'd like to talk to someone about the chartered aeroplane bicycle. Bugün uçak otostopu olmadı. Ama karşılaştığımız herkesin iyiliği karşısında hayrete düştük. Kır için şehri terk ediyoruz. Müstesna bir kadınla tanışıyoruz. Elizabeth hayatını diğer insanlara adamış. Onun gibi insanlar karşısında bizim seyahatimizin çok küçük kaldığını görüyoruz. Okuldan sonra çocuklara eşlik ediyor. Biraz Amy Foundation gibi. Merkezin etrafında gitgide bir köy kurulmuş. My dream is that you take pictures of Butterfly House so that we can see the context. Drone denilen uçak kameramız sayesinde hayalini gerçekleştiriyoruz. These are two travelers and they've traveled all over the world, two very interesting, gorgeous looking young men. Okay, so they would like to come out and see patients with you guys today. She has cancer of the breast and she had a lot of pain, but now it's under control. Without their help, I doesn't know what I will be. We fly tomorrow. Put the shades on. Good morning, good morning. Believe it or not, these fine young gentlemen behind me have a plane to catch. Thank you very much. You just Mohammed Yilmaz and Milan Biman on the plane. So in that case, there's space for me. I hate to leave you, but I really must. Happily that the managers and the owners of the aircraft are happy to help, especially the pilots. Heard about you guys through ExecuJet. They contacted me the other day and asked if you wanted to come flying to Platt, and I told them that it's an empty plane, so I'm more than happy to take you guys. Love you! Dünya turundan sonra her şey mümkün olduğunu söylüyorduk. Şimdi tam anlamlı oldu. Gelir gelmez jetin sahibiyle tanıştık. Zenginlerin iyi olmadığını mı düşünüyordunuz? I think you guys are doing a great thing. I like it's great that you're doing work for charity. I think nowadays people get too caught up in making money and it's big business.
Senin hayalin ne? My dream. Yeah. Yeah, having a family. That's the best dream you can have. Özel jetten yol kenarına düşüyoruz. Otostop yapmaya başladık. İnsanlar korkuyormuş gibi geliyor. Redler çok. Bekleyişler çok uzun. Birkaç kilometre sonra otostopun güzelliği sayesinde Linda girişimimize hayran oldu. Bize barınak ve yiyecek sundu. I'm taking you to a place called Quest in the Kabar. For the evening you're going to spend some time with some quality boys who are trying to find the purpose in life and I'm hoping that you'll show them what it's like to be kind and to help others. Quest Afrika gençleri kucaklayan bir merkez. Doğada kendilerini yeniden keşfediyorlar. Down is 5 o'clock. We have 2 more hours of sunlight. Tekrar yola çıkıyoruz ve baş parmaklarımızı kaldırıyoruz. Güney Afrika'da otostop kolay değil. Çok yavaş ilerliyoruz. Lesotho'yu görmek istiyorduk ama Johannesburg için otobüse binmeye karar verdik. 24 saatlik bir yolculuk sonucunda sabaha karşı bir kamyonetle Botswana'ya devam ediyoruz. Geldiğimizde bağımsızlığın 50 yılını kutlayan barış içinde bir ülkeyi keşfettik. Dünyanın en az nüfuslu ülkelerinden biri. Sadece 2 milyon kişi yaşıyor. İnternet sayesinde Rorata tarafından konuk edildik. Bizi yetimhaneye götürdü. Çocukluğunun bir bölümünü burada geçirdiğini söyledi. SOS Children's Village, we are house number 10. Please come through. Hello mama. Hello Rorata. This is the place that I came when I was 10 years old. The cause decided that it was not safe for us to live with them because our parents were constantly fighting. My dream is to have a family one day, to provide for my family and to live an unconventional life. Then I thought, why not fundraise for SOS Children's Village? SOS Children, dünya çapında 100'den fazla yetimleri var ve uluslararası bir dernek. Kimsesizleri küçük evlerde ağırlıyorlar. Let us just raise funds for a good cause. The children, they have needs. And on a daily basis you have to meet those needs. They have to eat. Ayrılmadan önce alışveriş yaptık ve yiyecekler hediye ettik. Welcome to Botswana! SOS Children, derneğin sorumlularının bağış toplamak için bir kampanya başlatmaya ihtiyacıları var. Onlara yardım eli uzattık. Bu akşam yetimhanede uyuyacağız. Bu çocuklara ve ekibe daha yakın olmamızı sağlıyor. Ertesi gün Rorata ile üniversiteyi geziyoruz. Orada Charles ile tanıştık. Konferans düzenlemek için onu motive ettik. Birkaç gün içinde konferans gerçekleşecek. Beklerken köydeki ailesini ziyaret etmeyi öneriyor. Botswana'nın ortasında bulunmak çok güzel. Afrika'nın her ülkesi birbirine benzemiyor. İnsanları, dilleri, kültürleri ve iklimi çok farklı. Her Afrika ülkesi bize çeşitliliğini sunuyor.
going to happen today? We're going to go to the church in Botswana. Bu anları paylaşmak çok hoş. Müslüman, Hristiyan, Yahudi ve Budist arkadaşların olduğunda bütün dinlere saygı duyuyorsun. Botswana'nın başkentine döndüğümüzde Hindistan'daymış gibi hissettik kendimizi. Yol kenarındaki bir Sıh tapınağı keşfettik. Bize çay ikram ettiler, akşam yemeği yedirdiler ve geceyi orada geçirmeye davet ettiler. Değişik insanlar, dinler ve toplumlar tanımak anlayışa ve iyiliğe açıyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz seyahatlerden sonra gerçekten tüm dünyayı sevdiğimizi söyleyebiliriz. Botswana Üniversitesi'ne geri döndüğümüzde Rorata'nın hayalini gerçekleştirmeyi ve bizimle seyahat etmesini teklif ettik. İstikamet Francistown. Rorata başka bir hayatın hayalini kuruyor. Rutin onu bulanıma sokuyor. Bizimle maceraya atılmaktan çok mutlu. Yes, it's the first time that I'm hitchhiking and I'm a little bit comme-ci-comme-ça. The challenge in Africa is at this spot, I think, where we went with Charles, the people expect us to pay. Otostop yapmayı denedik ama gece zorlandık. Trene bindik, rahat gene uyuduk. Bruit énorme, des gens qui ont crié et tout, pas compris ce qui se passait. Et là on vient de sortir du train et de loin on aperçoit que bah, ça a déraillé. Ölü yok. Birkaç yaralı var. Biz iyiyiz. This is life. I like if I was just at home and doing nothing, just having a normal life. This is something to write about. But now I haven't told my mother. I'm cooling it down for now. On my own, I never hitchhike because I'm a little bit scared. And you know, your parents tell you don't go with strangers. But this time around, with the optimistic traveler, it was quite nice to see them work. People were warm to us. Even myself, I was getting to know my own people, which I never hardly take time to say hi to. It was actually nice to bond with people that we didn't know. Arkadaşımız otogarda otobüse bindi. Evine dönüyor. Biz ise yeni ülkemize doğru ilerliyoruz. Sırada Zimbabwe. On est dans le bus. On a démarré à 2h comme prévu. On est parti de la ville et la première station service, 5 minutes après, ben on s'est arrêté et puis ça fait 1 heure qu'on est là. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit Hakuna Matata, c'est-à-dire no rush. As we leave right now, Father, we invite the Holy Spirit to lead and direct us. Harare'ye geldik. Tamamen tükenmiş bir halde yeni bir dünyayı keşfediyoruz. Yerel mutfağın tadına bakıyoruz. İnsanlar bunları yiyorsa biz neden yiyemeyelim? Hello. Bir Türk ailesi bizi evinde misafir etti. Bu macerada gerçekten bir dünyadan ötekine dalıyoruz.
bir dinden diğerine, bir keşiften diğerine, bir ülkeden diğerine ve fakirden zengine. En güzeli de her ortama adapte olup her yerde kendimizi çok iyi hissetmemiz. Ev sahibimiz Sima UNESCO'da çalışıyor. Bizi havari kadınlarla tanıştırıyor. Kilise yok, beyaz giyinmiş insanlar dışarıda, güneşin altında, çıplak ayaklarla dua ediyorlar. Ayinlerinden birine katılıyoruz. İnanılmaz bir an. Bu deneyim bize dünyada binlerce din olduğunu hatırlatıyor. Herkese inançlarıyla saygı duymayı hatırlatıyor. Tendai çocuk evliliklerini yok etmek istiyor. Bu ülkede oldukça yaygın bir durum. Derneği için bir film çekmeye başlıyoruz. Sıcaklık 41 dereceye ulaştı. Yakıcı zeminde çıplak ayaklarla durmak zorundayız. Because of poverty, my grandmother and my grandfather decided that I must be married off to an older man. So because of that, I was at a tender age, I was 15 years old, I decided to run away. My name is Memory Shava. I am 18 years old. My parents passed away when I was 5 years old. When I was about 12 years old, I was sent to get married. So I got married to a 45-year-old man. That man had several other wives, and the life I lived at that time was a terrible life. My dream is one day I'll become a policewoman so I can go around and arrest those men that abuse young children. Çocuk evliliklerin son bulunması ve çekimimizin görevlerinde yardım sağlaması dileğiyle tekrar yola çıktık. Cemaatten biri bize Mama Jane'i tanıtıyor. Tarlaların ortasında bir evde yaşıyor. Elektrik yok ve tuvalet bahçede. Optimistic travelers. They came to Zimbabwe and they found Mama Jane. They asked Mama Jane, "What's your dream?" And Mama Jane said, "Oh, my dream is to have my roof fixed before the rains come. Every time when the rains come, I would sleep standing." We decide to realize this dream, and now we start to boat some material. Let's go work today and realize the dream of a mother. Herkes yardım edebilir. İnternet üzerinden şantiye fotoğraflarını paylaşıyoruz. 24 saatte inşaatın giderleri finanse edildi.
arkadaşlarımızın maceramıza katılmalarını sevindik ve şaşırdık. This trip we get to experience a lot of different professions. Just a little bit, but it's amazing. We start to put the first step on the roof. It's really amazing moment. Happy to work and change the life of Mama Jean and give the possibility for her to dream again, also when it's raining. We feel a bit exhausted, but it's very satisfying to help other people. It can be small or big. This is a big thing. To fix a roof is something I've never done before in my life. Very good. Küçük eylemlerin hayatları değiştirebileceğini gördük. Mama Jane için son bir hediyemiz var. Two lights. She's very happy with the light because they don't have electricity here. They only use firewood. Thank you, Optimistic Travel. Bu maceraya I Have a Dream Africa adını verdik. Çünkü hepimizin hayalleri var. Ama onları unutuyoruz. Görevimiz iki bölümden oluşuyor. Yolda hayalleri gerçekleştirmek ve sizi yeniden hayal kurmaya teşvik etmek. Harare'yi terk etmeden önce Zimbabwe'ye otostop yapmamamız tavsiye edildi. Bizim kararımız otostop yapmak. It's one of the most empty roads we have ever seen in Africa. Only big trucks. Let's see if this one is going to be our driver. Seyahatlerimizde insanları dinlemeyi öğrendik. Aynı zamanda da ön yargılara dikkat etmeyi öğrendik. Her yerde harika insanlar olduğunu biliyoruz. Otostop yapmışız. Lakin Polilo ve kız kardeşiyle tanışmamız inanılmaz oldu. You guys are more than welcome to come and spend a night with us. Like tonight in the bush. Apparently this is the road where all the lions are, the leopards, the elephants and all almost the big five. Everyone is here, some amazing bird. Sometimes the life is magic. And when the life is magic, we say, elle est pas belle la vie. $50 ödeyip vizelerimizi aldık. Zambiya kapıları bize açılıyor. Avrupa pasportu 172 ülkeyi vizesiz gezme olanağı sağlıyor. Bu imkan rotamızı belirliyor. Lusaka için otostopu deniyoruz. Zorlanıyoruz ve sonuç olarak dolmuşa biniyoruz. Termometre 42 derece gösteriyor. Yeni bir şehre geldik. Kimseyi tanımıyoruz. Ama birkaç saat içinde herkesle konuşarak akşama bir konak bulduk. Yarın için konferans düzenledik. Ve hangi hayali gerçekleştireceğimizi bulduk. Zambiya'nın ilk sirki Lusaka'da GIF tarafından kurulmuş. Onu Shibuya Gecekondusu Mahallesi'ne doğru takip ediyoruz. Toplumun %73'ü yoksulluk eşiğine yaşıyor. Yaş ortalaması 15.
Chibodia is a ghetto, and if you are from Chibodia, then no, everyone will look down on you, and it's hard to build your confidence. Help young people to develop their self-esteem, to build their confidence, and to dare them dream. Juggling has changed my life. When I was the age of these kids here, 12 years old, 13 years old, I started with doing Diablo arts, and then thanks to juggling, I started traveling the world. It gave me confidence. It was an amazing tool to connect with people, to say thank you. There's no place I can go. No young people want to do more, and if you give them a chance, if you give them an opportunity, then they can do wonders. Our immediate goal is to buy equipment. And then the bigger vision is to build the social circus school. Bu çocukların ve Zambiya Sirküs'ün bir hayalini gerçekleştirmeye karar verdik. Eve döndüğümüzde onlara hopkabazlık malzemesi göndereceğiz. Tüm bu heyecan, sıcaklık ve yorgunlukla drone kazası yaptık. I want to film the eagle and I think the drone crash went on the top inside. It's Independence Day and that's the freedom statue. 15 metre yukarıya nasıl ulaşacağız? Milan hemen itfaiyeye gidiyor. Wow, with the fire station, the big mission is to bring back our drone. O gelmeden büyük merdiveni olan bir kamyoneti durduruyorum. Tanzanya'nın başkenti Darussalam için uçağa biniyoruz. Geldik. Herkes iniyor. Ben hala uyuyorum. Milan beni uyandırıyor. Oh, frère. Oh. Oh. Oh, the plane is empty. Wake up. Tanzania. Şehir çok büyük. 4,5 milyon kişi. Müthiş bir büyüme. 2050 yılında tahmini nüfus 21 milyon olacak. İsmail ile tanıştık. Bir pislik nehri geçerek evine varıyoruz. Morning mama. Onun hayali bir futbol okulu açmak. We need to make a soccer school development. We need to have soccer field help young children to get better knowledge, better education for their future. What you doing? Play football. Bu proje için yüz binlerce TL gerekiyor. Bizim bütçemiz maalesef yetersiz. Bu macerada biz daha çok kişisel küçük hayallere eşlik edebiliyoruz. Hayallerimizin farklı seviyeleri var. Dünyamız için, ülkemiz için, ailemiz için ve kendimiz için. Afrika'da hayaller daha çok dünyaya ve bir başkasına yönelik. Paris'te çok farklıydı. Ben mon rêve c'est de faire un bateau pour faire le tour du monde. Marcher sur la lune. Bah moi j'ai pas de rêve, j'ai tout. Voyager. Et bah j'aimerais avoir 100 000 abonnés sur YouTube. Faire une exposition une fois dans ma vie, faire un livre.
otellerin arkasında yerliler yaşıyor. Biz de burada uyuyacağız. İstikrarsız koşullar, kalabalık bir aile. Mamalu aile şefi. Bir otelde resepsiyonist olarak çalışıyor. Ayda 300 TL kazanıyor. Çocuklara baktırmak zorunda. Yeğeni Muamiz'e ilgileniyor. Kenya'dan ona yardım etmek için gelmiş. My dream. My dream is to become a tourism and also to know many languages, which can help me in my future. Muamize'nin 15 yaşından beri çocuklarla ilgilendiğini öğreniyoruz. 2 yıldır okula gitmemiş. İnanılmaz. Tüm bunlar halasının çok düşük maaşı için. They don't pay a lot of money. Thanks for sharing the dream in the morning. It really resonated with us. It's a pleasure to support you for the school. And I'm sure you're going to make a be a good student. Good luck with your studies. Thank you. I'm sure Mamiz after her university, she will get the job. Muamize haklı. Diller sınırları açıyor ve yeni bir ufuk hediye ediyor. Biz bile bu macerada neredeyse hiç iletişim sorunu yaşamadık. Devamlı İngilizce konuşan insanlar ile karşılaştık. Geri dönüş yolunda Masai bölgesinin kalbindeyiz. Bir köyde durup halkıyla bir an paylaşıyoruz. Tanzanya ile Kenya arasında yaşıyorlar. Kilimanjaro Afrika'nın en yüksek tepesine sahip. 5900 metre. Moshi köyüne varıyoruz. Yerde tek bir kağıt bile yok. Çevreci politika Moshi'yi temiz şehir yapmış. Afrika için inanılmaz bir durum. Richard bizi Moshi'deki evinde ağırlıyor. Çoğunluk gibi iş arıyor. Ama bulamıyor. Ona eşlik etmeyi teklif ediyoruz. Kilimanjaro'da bir hamal. Riskli ve zor bir iş. Ama başka çaresi yok. Is to preparing for my CV so that I can apply for the job. If you are a mountain guide, you have to learn something extra. Ajanslar şu an iş olmadığını vurguluyor. Richard şoför olmak hayalini paylaşıyor. Ama bunun için ehliyet sahibi olması gerekiyor. Ehliyetini ona hediye etmek istiyoruz. So it's a long procedure, chilling the eyes, paying the money, getting some tax numbers, but we will make it today and Richard is going to have his driving license. Yeah. How do you feel? Good. Ödemeleri yaptık. Geriye sadece derslere katılmak ve sınavda başarılı olmak kaldı. Sıra sende Richard. Thank you. A lot of thanks. Avid ile randevumuz var. Bize köyünün içme suyuna erişimi olmadığını iletiyor. Hemen heyecanlanıyoruz.
we thinking to drill a borehole here, but we just asking one company and the price is wow, really expensive. But I think it was good maybe to change the program. Tekrar yola çıkıyoruz. Engelli çocuklarla ilgilenen Mama Makumbe ile tanışıyoruz. The mission of the center is to do exercise to the kids and give the health food to make them to come good, because it's a disabled, but when they do exercise, the performance is coming very nice. The family, if I have the children like this, it's a real, real hard. On the village, you have the people. He put the children like this inside, but he didn't go outside for the long time, like 5 years, 10 years. When he have the children like this, he kill her. Öğrendiğimiz şey korkunç ve Mama Makumbe'nin işi çok önemli. Belki onun sayesinde bazı çocuklar halen hayatta. Daha bitmedi. Mama Makumbe bize engelli çocuklardan bahsetti. Genellikle evlere kapatılırlarmış. Now if you help the wheelchair, you go out to round. Bu fikir hoşumuza gidiyor. Abdullah ile tanışıyoruz. O da bir engelli. Good people who wants to help children with disabilities to acquire appropriate wheelchair. I was happy, I was impressed. And I wanted to help. Bu güçlü bir proje. 3 tane tekerlekli sandalye hediye etmeye karar verdik. Sonuçta tam da biz değil, küçük bir kampanya yardım etti bu projeyi. Birkaç gün içinde 2600 TL topladık. Kalplerini açanlara teşekkür ediyoruz. Friend Abdullah is fitting the wheelchair. At the end, we realize that when we give a wheelchair to a child, we not only change the future of the child because it's able to go out, enjoy the nature, but also the life of the family, because the family all of a sudden take care differently of the child. Helping children with disabilities to get an appropriate wheelchair so that they can be able to participate fully in the community. Ailelerle tanışmak, yanlış anlaşmalar ve güzel sürprizler bu maceraya karma karışıktı. Sabırla başarabildik. Bu çocukları gülümserken gördüğümüzde ise kalbimiz tarifsiz bir mutlulukla doluyor. Jalis is my brother. My dream is to help my brother to wake again, to stand up, to wake like other people. So proud to do such a work, helping other disabled people to have a better life. Otostop yapmanın keyfini tekrar yaşıyoruz. Arabaları sıraya koyuyoruz. Sınırları geçiyoruz. Sonunda Kenya'dayız. İstlik mahallesinde uyarırız. Şehrin yoksulluğu göze çarpıyor.
Ev sahibimize göre risk yok. Güvenlidir burada. Daha sonra bazı gurbetçilerin buraya hiç ayak basmadığını öğreniyoruz. Burası çok tehlikeli olarak biliniyor. İki aydır yollardayız. Nairobi'de Gecekondu mahallesindeyiz. Ve Afrika'nın en büyük açık alan çöp dökme yerlerinden biri. Dandora'daki hayat koşulları berbat. Okullar, sınıflar aşırı kalabalık. Bu çocukların hayali bir su deposu. The water, because we've not been having water for some time. To buy water that is not safe for drinking for children, this might end up maybe affecting children. The water project has come for us because we have been dreaming for it for a long time. Su kesintileri o kadar çok ki bazen haftalarca susuz kalıyorlar. Bir tank her günün suyunu temin edecektir. This is a project, this is a dream come true to us. Of life. I'm so excited. This was a powerful project. They have a water tank and they can have water all the time, and it's a really, really changing life for all these children. Hala Nairobi'deyiz. Kangemi Gecekondu mahallesindeyiz. Burada Alex 10 yıl önce kurduğu merkezi gezdirmeyi teklif ediyor. I was amazed by your story and I was feeling really re-energized. And I thought I had to share my dream with you and I thought you could help me with your skills. I thought you could help me to make a short movie to help us to help others. Parasız hayaller gerçekleştirmek mümkün. Kendi becerilerini başkalarının hizmetine kullanarak Alex'in hayaline zevkle cevap veriyoruz. Some of us we have to undergo very big problems like providing the food to our children, clothes. Kangemi Resource Center has become a community hub. So we try to help the schools by having the books, a computer center. We also provide drinking water to the community and to the schools. We offer lots of creative arts, sportive activities to the community, children. This place is really lively. Alex'in girişimine çok duygulandık. Dört kız annesidir. Kendi çocuklarınla ilgilenmek o kadar kolay değilken etrafındaki 15 bin çocuğa açık büyük bir ev inşa etmiş ve yıllardır ilgileniyor. We are impressed about all what she and they do. It's amazing. Realize dream and we are really happy. But there is so many people in this world who do so many amazing things. Quelque chose est juste. Les choses se mettent bien. Diğerlerine yardım etmek için her şeye hazırlıklı olan bu insanlara hayranlık duyuyoruz. Gerçekten çok etkileyici.
Mevlana'nın dediği gibi, bir başkanın yaşamına yardım etmeyen yaşadığını iddia edemez. Bir kez daha Fransız toplumu ve gurbetçilerin dünyası bizi küçük bir konferans için bir salonda topluyor. Bağ kurmak için inanılmaz bir fırsat. Kalacak arkadaşlar buluyoruz ve yeni bağlantılar kuruyoruz. Konuşmamızın esnasında Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istediğimizi söylüyoruz. Etienne Baba bize doğru gelip Perşembe 13.30'da BM'de bekliyorum sizi. We are all brothers and sisters on the world in the same one planet. Siz de hayallerinizi başkalarıyla paylaşın. Belki yeni bir kapı açılır ve onları daha kolay gerçekleştirmenizi sağlar. It is so inspiring that you went and trusted. So thank you very much and hope we can have something like this again. And ertesi gün Farah'ın eşliğinde Nairobi pazarına gidiyoruz. Onunla Birleşmiş Milletler'de tanıştık. Ateş binlerce küçük işletmeyi yok etmiş. Halk yenilmiyor. Birçoğu çinko veya ahşap ile küçük kulübelerini tekrar inşa ediyor. Nanou, elle est venue le matin même, elle était en pleurs parce qu'elle avait ses amis qui ont perdu tout leur commerce. Il y avait son oncle, il avait une librairie. Tout a pris feu, ses livres et tout. Et ça m'a vraiment touchée parce que ce sont des gens pauvres mais qui luttent. Kitap evinin sahibiyle tanışmak istedik. Mr. John inşaatı karşılamak için parasının olmadığını söyledi. Her şeyi kül olmuş. I want to repair the building first. After repairing, I start by books. Bu akşam bir konferans veriyoruz. Konuşmamızın sonunda durumunu açıklıyor ve şapkasını gezdirmesini istiyoruz. 500 TL'den fazla topluyor. Very happy about it because tomorrow you meet me there with the people trying to repair the building. Ertesi gün çalışmalar başlamış bile. Bu küçük miktarla her şeyi tamir edemez. And they offer 12,000 shilling for the conference. Is it? And now I will give to you to finish inside. Thank you. We did all this through your help. Because without your help, I couldn't make it. What we can suggest you, Mr. John, do you use M-Pesa? M-Pesa'yı biliyor musunuz? Telefonunuzdaki bir cüzdan sistemi. Telefonunuzla ödeyebilir ya da herhangi bir cep telefonuna para gönderebilirsiniz. Very powerful thing to realize other person's dreams. What you also realize is that now the bookshop is not finished today and we're going to leave tomorrow to Ethiopia, but it will be finished. You realize that dream and thank you. That's it. Etiyopya'nın başkenti Addis Abeba seyahatimizin son durağı. 3 milyon nüfuslu şehir, 2500 metrelik rakımda bulunuyor. 1963'ten beri Afrika Birliği merkezi. Betleyem ile tanışıyoruz. Kendisi engelli ve 1 yaşındaki kızıyla tek başına yaşıyor. My dream. Swim Marshall. Bir konferansımızda Betleyem'in hayalini paylaştık. İşte o zaman Fabien elini kaldırdı ve hediye etmek için bir dikiş makinem var. İnanılmaz. Birkaç saat sonra makinesini aldık
ve doğrudan Betlehem'e hediye etti. Asıl önemli olan Fabien ile Betlehem arasında kurulan bağ. Tekrar görüşecekler. Ve daha güçlü bir şey meydana getirecekler. Toujours fort et profond de recevoir comme ça cette joie de cette femme et puis et en tant que femme je la comprends donc je reviendrai la voir dans un mois pour voir un petit peu où elle en est et si tout va bien. She's a strong woman. She's eager. She's talented. When I support people, I love to support people who are willing to work. En etkileyici olan ise Betlehem'in dikiş makinesini aldığındaki gözlerindeki pırıltıyla bize artık kızımın eğitimini karşılayabilirim demesiydi. Bir hayal başka bir hayali barındırabilir. Her ebeveyn gibi Betlehem de kızına en iyisini sunmak istiyor. My baby to get a good school, good food, good life for my baby. Aziz Kuzo engelli kişiler için merkez. Bernard tekerlekli sandalye uzmanı ve derneğin kurucusu. I think we have a big impact. We can give around 600 wheelchairs a year. We do maybe 2000 repairs. Japonya'da büyük bir yarış hazırlanıyor. Bu yüzden Yoko buralara geldi. We have the next Olympic and Paralympics in Tokyo. I'm interested in wheelchair basketball. Bu güzel ekibin büyük bir hayali var. Bizim de katkımız olsun istiyoruz. The dream is Tokyo, huh? 2020. I believe the sports has this like power to connect people despite of color of skins or language or cultures. Onları motive etmek için bir video hazırladık. Addis Abeba'dayız. Fekat Sirküs ile tanışıyoruz. Diğer sirklerden farklı olarak küçük imkanlarla büyük gösteriler hazırlıyorlar. Haftanın her günü sanatçılar hastaneye ziyarete gidiyorlar. Biz de onlara katıldık. Oh, yeah.
Tüm bu tanışmalardan sarsıldık. Tüm bu hayallerden çok etkilendik. Bu macerayı tamamladığımız için mutluyuz. Afrika'da 80 günde 7 ülke gezdik ve 8000 kilometre yol yaptık. Bir kere bile korkmadık. Saldırıya, hırsızlıkla hiç karşılaşmadık. Hasta bile olmadık. Televizyonumuzun karşısında koltuğumuzda otururken daha fazla korkabiliriz. Onun için korkmayın. Çıkın, gezin, dünyayı keşfedin. Gezimizin ilk günlerinde Cape Town'daki bir galeride tanıştığımız arkadaşımızın söyleşisini unutmuyoruz. Immaterial of where they were born, what language they speak, what religious beliefs or non-religious beliefs, they're all equally human. One life is not greater than another life. And I think that is the foundation that we all need to build on. We must understand that we are all equal. We all feel pain, we all feel sorrow. We all have biological needs. We need shelter. We need health care. We all have that dream. It's a matter of understanding that no one's dream is bigger than the other. I think they're all equally important. I walked around the town by myself, crunching the snow below well-worn sneakers. I will always remember. Hayatımızda ilk defa kendimizi değil de başkalarını düşünmeyi öne koyduk. Başkalarının hayallerini gerçekleştirmek adına zamanını, yeteneklerini ve paranı hediye edebilmek çok güzel bir yolculuk. Toplam 18 hayalin gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Dünyaya etkimiz kesinlikle çok küçük. Ama sizin üzerindeki etkimiz büyük olduğuna inanıyoruz. Hayallerin birinden ilham aldıysanız, siz de bir gün birinin hayalini gerçekleştirebilirseniz, o zaman başardık demektir.